Hastalık geçirdi. O yüzden nezle bile olsa doktoruna haber veriyoruz. Başka bir şey öğrenmek isterseniz karıma sorarsınız. Tamam Çınar Bey, siz hiç merak etmeyin. Aa, gel hayatım, gel. Merhaba. Merhaba, Toprak Hanım sanırım. Evet, siz kimsiniz? Aynur Hanım. Çocukları hem dadılık hem de bebek hemşireliği yapıyor. Yani bundan sonra bizim çocuklarla, canavarlarla o ilgilenecek. Senin de biraz yükünü hafifletecek. Çınar, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Tabii. Neden bir hemşire tuttun Çınar? Ben çocuklarla gayet güzel ilgileniyordum. Tabii ki ilgileniyordun hayatım. Ama üç çocukla biraz zorlanıyorsun. Ben sana kıyamıyorum. Bir yandan kreşe gidiyorsun. Hem hamileliğin de var. Keşke bana da bir fikrimi sorsaydın. Sevinirsin diye düşünmüştüm. Hem zaten çocuklarla ilgilenmeye devam edeceksin. Aynur Hanım sadece yardımcı olacak sana. Sen bana güvenmiyorsun değil mi? Tabii ki sana güveniyorum hayatım. Olur mu öyle şey? Sadece doktor biraz yorulduğunu, kafanın karışık olduğunu ve dinlenmeye ihtiyacın olduğunu söyledi. Bence biraz doktor tavsiyesi dinlememizde fayda var. Peki. Toprak! Efendim Azra. Toprak, ağlıyor musun sen? Yo, iyiyim. Ne oldu, bir şey mi buldun? Şu Zekeriya Bey'i araştırdım. Adam petrol zenginiymiş. Öyle mi? Başka? Sicili temiz görünüyor. Yani kanunsuz bir işi yok. Ama tabii geçmişini ustalıkla saklıyorsa onu bilemem. Tamam, anladım. Araştırmaya devam edeceğim. Ama bir şey bulabileceğimi zannetmiyorum Toprak. Ne yapacağız peki? Ben bir yolunu bulup Zümrüt Hanım'ın açığını kollayacağım. Yani çok denk gelmeye çalıştım ama bir türlü gelemedim. Takipteyim Toprak'cığım. Tamam, sonra konuşuruz. Hoşça kal. Tamam, görüşürüz. Konuşsaydın hayatım. Önemli değil. Biliyorum bana kızgınsın ama ben seni düşünüyorum hayatım. Yorulmanı istemiyorum. Tamam. Benim çıkmam gerekiyor. Bu akşam şirkette hisse devrini yapacağız. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hep yanında olacağım. İşim erken biterse akşam belki salep içmeye gideriz. Bakarız. Olabilir. Ben çok sevdim ama çok tatlı, akça pakça, temiz yüzlü bir hanım değil mi? İşinin ehli belli ki. Ya, evet evet. Hem Toprak güçlü kızdır. Doğumdan sonra o ilgilenir çocuklarıyla. Değil mi kızım? Ben kendi çocuklarıma kendim bakmayı tercih ederdim ama. Aa, gene sen bakacaksın kızım. Biz yardım alıyoruz sadece. Evet. Alo Azra, güzel bir haber ver ne olur. Toprak, korktuğumuz başımıza geldi. Hisse satışı bu gece gerçekleşecek ama hemen çıkman lazım. Öyle mi? İyi de ne yapacağım ki, elimde hiçbir şey yok. İnan bilmiyorum Toprak. Ama bence Çınar'ın karşısına geçip her şeyi söylemek lazım. Tamam, sen şirkette misin? Yok, ben havaalanındayım. Can gelecek bugün. Öyle mi? Çok sevindim. Bak Toprak, şimdi git ve Çınar'a her şeyi anlat.
Ben de Can'ı alıp geleyim senin yanına. Ben de her şeyi anlatırım. Ama oyalanmadan çıkman lazım. Yani Zekeriya Bey imzaya atmadan senin orada olman lazım. Tamam tamam, ben hemen çıkıyorum. Ama ne olur sen de işini bitirince hemen gel, olur mu? Onunla kavuşmana çok sevindim, gözün aydın. Sağ ol Toprak. Çınar nerede? Necip Bey'le toplantıdalar. Durun! Sakın o adamın imzalamasına izin vermeyin. Zekeriya Bey nerede? Bak senin burada ne işin var? Zekeriya Bey de kim? Ben her şeyi biliyorum Çınar. Zekeriya Bey hisseleri kendi üstüne alıp sonra da Zümrüt Hanım'a satacaktı. Ne dediğinin farkında mısın Toprakcığım? Zekeriya Bey de kim? Kızım kendine gel. Toprak, hissikleri Turan Bey alıyor. Başından beri de böyleydi. Hayır. Müsaadenizle siz devam edin. Gel hayatım, dışarı çıkalım seninle. Ne yaptığının farkında mısın sen? İçeride beni rezil ettin. Çınar, ben seni kurtarmak için buraya geldim. Yalvarırım, durdur onları bak Zümrüt Hanım. Toprak. İnanmıyordum ama doğruymuş. Sen gerçekten iyi değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.